Pekala başak canlarım video hoşgeldiniz bugün e, çok güzel bir içerik dünkü başladığımız seri zaten biliyorsunuz bugün de Kartus dünya bilinçisi olarak bronz oynayacağız abi neler neler olacak çok merak ediyorum enteresan olaylar bizi bekliyor ulti ile pente atma var mı bu videoda belki vardır haydi videoya geçelim şimdi şuraya tutum atarak hemen videomuza başlıyoruz canlarım her şeyden önce bu video asla bronz kardeşlerimi ezmek için değil bu bir lig çıkma videosu bronzdan çıkıyoruz adlı bir seri başlattık oradan silverdan çıkma oradan golddan en sona çindire kadar sürecek bir seri bu seri öğretici olacağını da sizlere söylemiştim. Bunu da düşük görevde kars olarak bir başlangıç yapalım. Dün Mastery oynamıştık. Bugün de Jungle'da kars oynuyoruz. Jungle'ı bu şekilde döneceğiz. Jungle kartsın önemli mekaniği şudur. Sürekli kayıt atarsınız. Yani normalden daha fazla kayıt atarsınız. Bana devam ederlerse ben de gelirim. Okey. Yani menzilli bir şampiyon olduğu için orman yanıklarını yani gidip tutup da bir Olaf gibi dümdüz hara harakiri yapmayacaksın insanların üzerine. Üçünü aynı anda Q atacağız mesela kaplanın burada. Ardından yalnız kalan büyük kaplan da bizim kritik vurmamızı sağlayacak. Bu gibi olaylar bütünü her birini ben sizlere zaten anlatacağım. Karşımızda Kain meçhap var. Kain e, basit bir karakter. Çok güçlü bir karakter değil. Gölge olmadığı haliyle bizi kantırlamıyor. Ama yenilmez girine göre gölge kain olmayacak. Darkin olacak kuvvetli muhtemel. E, diğer türlü saat olur zaten. Burada ifrite dalarken de hepsini aynı anda Q atmak önemli. Ardından kalan bir tane mesela Q kaçırdığınız anda ifritin 1 saniye falan geçik ölmesini sağlıyorsunuz. Bu da oyunda zaman kaybetmenizi sağlıyor. Jungle oynarken oyunda 1 saniyenin ne kadar değerli olduğunu attığınız lane'in bir anda kaçmasına falan anlayabilirsiniz zaten. Okey totemin kırıldı. 2 hit yediğimi görüyorsunuz şu ana kadar redden. Şimdi smite atıp 3. hit yi yiyeceğim. Hatta de yedebilirim ya. Aynen öyle yemeyelim gerek yok. Hop yemeden güzel kestik. İlk gengi topu atabilirim. Bot lane'im öldü olabilir böyle şeyler. Şifa basmadan falan ölmüşler. Her şey yaşanabilir. Düşük sonuçta. Bronz öledeyiz. Bronze'da çıkamayan kardeşlerim var. Abilerim var. Her şey olabilir chat ayarlı çok kolay golem'e bir güzel kaytattık full can olarak tüm ormanı döndük. Buradan sonra da gank atıp scuttle oynayacağız. Oyun 1v9 taşımayı sizlere Karthus'la bir güzel göstereceğim bir tanesini gözünüz kalmasın çok da memnun değilim 9 farm. Topta canavz olan bir aatrox var tahmin etmeliydi benim top lane'e gelebileceğimi nereden başladığımı falan. Ama oyun bilgisi zayıf olduğu için bunu tahmin edemedi hala duruyor nedense anlamadığım bir şekilde. Flash da atar mı şimdi bu yani hareketleri çok fazla öngörülebilir hareketler oyun bilgisi gelişmemiş insanların yaptığı şeyler. Flash'a gerek yoktu. Bu da daha fazla solo queue oyunu oynamakla geçecek. da sürekli normal oyun oynamayın. Attığınız her maç solo Q olsun. Diyorsunuz ki eee, can işte ben solo Q atmayı sevmiyorum. Eğlenceli gelmiyor. Kötü insan gelince Ciddi olurum falan diyorsunuz. Haklısınız. Katılıyorum size. Oyun Başımda benim de öyleydi ama bunu kırmak için bile bir şey yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de sürekli solo Q oynamaktır zaten. Midlane'i şöyle bir gank Yaklaşacak mıdır? Ekkon dövdüğü için biraz uzak duracak. Bu lane de zaten onun üzerine pışacağı için onun farkındaysa. Ha totem varmış. Totem olduğunu belli etme hareketi bu. Kanka ne yapıyorsun? Yani bu hareket neydi ben onu anlamadım ama. Hop. Şöyle kayna bekledik Öldük ama sorun değil. Eko kessin onu. Kesemedi. Hiç sorun değil. Garip bir ölüm oldu. Aşırı zayıf bir ölümdü. Özür dilerim sizden. Hemen oynamaya devam edelim. Şimdi Kayn'ın botta skatılı aldığını varsayıyorum. O kadar da kötü bir oyuncu değildir. Sonuçta skatılar bölüşür. Ancak kötü bir ormancı varsa diğer skatılı verir. Ya da karşı ormancı daha baskınsa iki skatılı alabilir. Falan bir şey. Buradaki amacım şu anda Gromp almadan 5 level olacağım. Mana şu an XP'mi görüyorsun. 5 level oldum. Q'mu bir kere daha geliştirip bota bir yenk Karşı botlayın. Doğu bu arada. O yüzden beraber oynuyorlar. Çok belli ediyorlar beraber oynadıklarını. Parkta benim geldiğimi çok belli etti abi. Ben şu demi keseyim. Biraz daha orman dönelim. Sonra devam ki oradan. Geliyorum pingi atıyorum. Tekrardan geliyorum pingi atıyorum. Saldırın sadece ya. Saldırın normal bir şey yapmanızı istemiyorum zaten sizden. Yani saldırmanız lazımdı. Okey bir tane yalnız Q'yu vuramadık ama olsun. Şunu şurada kestik mi biz bir anda? Okey şimdi buna flash'ı var mı diye. Bekliyorum hala Q atmıyorum bekliyorum. Ha sen ölmeyi garantilemek istedin kanka. Sen ölmeyi garantilemek istedin. Okey çok güzel bir genkti. Lucian ölümü biraz saçmaydı. Burada kayna kaytlarız biz bu arada. Böyle bir oynayış yok kayında. Hop vur kankona. Helal. Kanka basit bir şekilde kesik 6 level oldum. Hemen sağ sola bakıyorum ultilik durum var mı diye. Ultilik bir durum yokmuş. O zaman biz hemen ejder'e girelim abi. Ejder kolu. Pike'a yardım istiyorum. Gel Pike ejder'e diyorum. Tak, takım arkadaşlarımı çağırıyorum. Çünkü takım arkadaşlarım az önce benim insanları kestiğimi gördü. Bana güveniyorlar. Ekko geldi. Pike base atmayı bozup benim ejder'ime yardım ediyorlar. Yani bu gibi olaylar takım arkadaşınızı yönetmeniz lazım oyunu kazanmak için. Ejder oyunu kazandır anlamlı mı? Evet. Yani 4 ejder oyunu kazandır. Bir jungle sanır, göreviniz bu olsun. Yeteneğiniz belli düzeyde, olabilir. Ee, işte i̇şte mekanikleriniz belli düzeyde olabilir. Ama şu globalleri oynayarak oyunu tek başınıza taşımayın size. Bu videoda da başka videolarda sürekli göstereceğim. Base atalım. Jungle temi bitti. Tekrar bota gank edelim ultimizin geldiğini söylemiştim. Zaten jungle team bitti. Aykamız gitti. karamıyoruz Önceden almıştık steklemek için. Hemen mecayı çevireceğiz. sonra bot'a tekrardan bir gank atacağım abi. Tarayıcı buradan itibaren bastım. Zaten pike de girerse burası bitti zaten şimdiden. Gel kanka görmüyorlar beni. Yürü 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 Önce Ezreal'a aynen öyle. Çok güzel. Slovia'da Ezreal bu arada. Şurada. Neredesiniz? Ezreal burada değil. Aha. Siz, siz öyle oynayacaksınız bu oyunu. öldün kanka. Hop seni böyle kestik. Seni de böyle kestik mi? Başka ölecek birisi var mı? Başka ölecek birisi yokmuş. Double kill'i aldık. Mecai'mizi 10 stack yaptık. Karamürü'nüzü. İlk planımız Mecai'mizi 10 yapmak. Ya pardon karamürü satın tamamlamak Mecai'yi. Ardından da şu anlık hedefimiz tüm jungle'ı bir kere döneceğim. Mecai'mi tamamlayıp tekrardan bota gank Şimdi canlarım orman dönmeyi size göstermedim. Çünkü tüm videolarımda gösterdiğime inanıyorum. İlk başta bir early game'in ilk ormanını da gösterdim. Ardından göstermedim. Jeng team'i aldıktan sonra dönmek çok basit. Ben size az sonra bir kere daha gösteririm. Buradan bot'a tekrardan bir gank katmaya deneyeceğim ben. Top dolayı var mı? Yok. Şurada zaten pink ward varmış. Hemen bunun arkasına biraz sığınalım. Pyke'ın gelmesini ardından kesebiliriz ya da bunlar biraz yaklaşın. Ben kendi başıma da kesebilirim. Sadece biraz zaman geçirmeye çalışıyorum. Ezri'nin E'sini kullanması falan. Sen bir girmeyi falan denesen aslında. Güzel. Bu iyi bir haber. Tamam. Güzel haber. Tamam, tamam. Siz öldünüz kankalar ya maalesef. böyle bir şey yok. Ultilik durum var mı? Biraz saldırsa aslında onu kesebilir ultimle. Biraz vur kanka. Vur vur vur. Vur kanka. Bak pinkledim. Kesti. Ignite atması gerek var mıydı? Yoktu. Ama çok basit bir şekilde kestik. Bir tur daha orman döneceğim az önce yaptığım gibi. Orman dönmemi bir mantığı var. Mesela bot side'a gank atmak istiyorsam bu taraftan ormanı tekrardan temizliyorum. Base'imi çakıyorum. Bota yenge attıktan sonra bir süre sonra tekrardan buranın bittiğini görüyorsunuz. Tekrardan yeni kempler doğuyor. Hem orman dönmüş oluyorum hem gen genk atmış oluyorum. Genelde insanların şöyle bir sorunsalı var. İşte genk atıyorum bu sefer orman dönemiyorum. Orman dönüyorum bu sefer genk atamıyorum. Bu tamamen senin yaptığın rotate'in hatasından kaynaklıdır. Çünkü yaptığın rotate'in bittiği yerle senin attığın genk'in bittiği yer ters orantılı olmalı. Oynadığınız şampiyona göre değişir bu arada, öyle bir ezberi, ezberi kural yoktur. Ee, ormancınızın can çalması vardır, hiç önemi yoktur döndüğünüzde rotate'in. İşte orada can çalar, yine gank atarsınız ama Karthus'un can emme gibi bir yeteneği yok maalesef. Ancak Açgözlü Avcı girerseniz, Açgözlü Avcı ne gibi durumlarda tercih edilir az sonra botu yen atarken onları ben size çatlatacağım hemen. Siz benim alamete gitmediğimi görüyorsunuz. Normalde her zaman oyunlarda dakika 8'i ben alamete almaya çalışırım ama bu elo düşük olduğu için biraz daha örtücü. Kardeşlerimizin canlarını çok yakmamaya çalışıyoruz zaten. Öldü ama yine de canlarımızı çok yakmayalım biz bu kardeşlerimizin. Hala kesebileceğine inanıyor ya. O da ayrı bir şey muallakta şu anda. Şöyle alalım onu da 25 yapalım. Hemen buradan motor bir deneyebilirim. Şöyle kapattım ama Lucian kesti zaten yüksek ihtimalle. Helal olsun için. Yani bot o kadar çok fazla gank attı ki. Ha, normalde kaybedecek olan bot lane, karşı bot lane kesmeye başladı. Kain de mesela şu an kaplanlarını yani kesmiş ama kaplanın leveli ne kaplanı ya golemin leveli 8 kainin leveli 6. 4 levellik bir dif atmışız. Treyart öyle u kes şu adamları tribine değiliz. Ejderler geldi anda alıyoruz. Alameti almıyorum oyun erken bitmesin diye. Çünkü size daha fazla şey göstermek istiyorum. Aşk gözlü avcıdan bahsedecektik. Şu anda rakip takıma bakın. Herkes bir baksana rakip takıma. Baktığınız zaman topta Altrox, Jungle Kain, Ahrimit, Ezreal ve de Senna Sport ve de bu de dişlik ama bu ili. Yani şey bu kasacak biraz daha. Karabalta bu vardı bir ara Senna'nın dolmuş balayızı. O değildi. Zırt deşmeli bu yapacak. Bu yüzden benim ultimi hepsi tek yiyebilir. O yüzden mükemmel avcı girdim üründen. Ürünüm şu an 5'te 5 oldu. Ultimin cooldown'ı bir güzel azalmış oldu. Bunun mantığını kavratmak istiyorum size. Bu yüzden mükemmel avcı girdim. Çünkü aç gözlü avcı genelde rakip takımda böyle çok fazla tank varsa, savaş içerisinde fazla bulunmanız gerekiyorsa alınacak koşullardan biridir. Diğer türlü çok pek tercih etmenizi istemiyorum abi. Tekrardan jungle demeyi son kez göstereyim. Bota katacağız. atacağız. İlk item moralü almak istiyordum. Ya dış oradayız aslında almaya çok da gerek yok. Moralü almamız sebebini anlatayım. Karşıda ahri var. Pasif sayesinde can çalacak. Yenilmezli Darkin Kain olacak az sonra. O da full can çalan bir karakter. Aatrox var. Ezreal yenilmez girmiş. Lifesteal elbet ki kasacak. Ve de Sennel'ları var. Karşıda 5 karakterinde bir can yenileme yeteneği var. Bunların önüne geçmek için moralü ilk item olarak tamamlanması gerekebilir. Ultim ölecek oradaki Ahri. Ben şimdi atayım ulti. Hatta bana sallarsa bu da ölecek ama farkında değil kardeşimiz. Farkında değil demiştim. Şimdi Pyke'ın olmamasına rağmen bot lane'e bir gank deneyeceğim. Tarayıcımı basarak geliyorum. Hiçbir yerde totem yok. Rekt takımın hatası totem atmamasıydı burada. Az sonra görüş almaya gelirler mi bilmiyorum. Üzerine oynayacak. Ha, bu bir hatadır. Yani totemleri yokken böyle hareketler yapmamaları lazım. O öldü. Sıradaki. Smite atacağım. E atacak hemen. At kanka yeni. At kanka yeni. E'sini bile atmadı. Ahri fucking smurf yazıyor. Yani kanka burada canlılara ben oyun öğretmeye çalışıyorum. Fucking smurf falan triplerine girmeyin hiç. Gördü ilk Rabadon alabilirdim. Direkt Rabadon'a gidebilirdim. Adamlara ultiyle tek atmaya çalışabilirdim. Ama önemli olan burada öğreticilik olduğu için ilk sen almıyorum. Bundan sonra tercihim olacak. Neden Rabadon alma gereksiniminde bulunduğumu size zaten anlattım. Kaynen bir hatası. Gölge kaynağı oldu. Yani isabet gelip yani yenilmez girip de gölge kaynağı olmak ilk i̇lk başta o gelmiştir belki kardeşimize. Çünkü yakın şampiyon çok az bizim takımımızda. Belki o yüzdendir. Böyle hata inşallah yapmıyorsunuzdur canlarım. Alameti almıyorum gördüğünüz gibi. Ormanımı tekrar dönüp hemen botlayına e gidiyoruz. Şuradan tarayıcı basarak bota 1 ve 2 yapmaya yürüyorum. Şuraya pink ward attım. Aha seni buldum kanka. Onu yedim ama sen yine de öldün gibi kanka ya bir tık. Hop flash atalım sana. Şifanı attın ama bir işe yaramayacak ya kanka. Sana bir tane daha Q atmam lazım ya da Q'yu sektirmem lazım. Hangisi? sen öldün direkt kanka. Ona gerek bile kalmadı. Okey. Başka ölecek var mı ultime? Ahri belki. Ah be. Karasat'ı vursaydı o da ölürdü ama. Karasat vurmadı. Hiç sıkıntı değil. Bilerek lane'e yenk gidiyorum. Oyunun bitiş noktası genelde botlayındır. İnsanlar ne der? Hep lane'in infitliyor. Oyunu taşıyamıyorum kafasında oluyor insanlar ama lane'e gen katarsanız bakın ha, kazanacak bir botlayan'di karşı takım bu arada. Kesinlikle kazanacaktı. Hatta karşı takım oyunu kazanacaktı. Ahri'nin skoruna bakın. Ezri'nin skoruna bakın o kadar kesmeme rağmen. Sadece top denim oyunu kazanıyordu. Ben kendi başıma oyunu kazandırdım. Ejder'in çıkmasında 30 saniye var. Ejder dışında sadece Ejder'e yoğunlaştık bu oyun. Çünkü alametlik oyunu hemen bitirme gibi bir sevdamız yok. Bizim takım arkadaşlarımız bile bizim sayımız öne geçti. Kayna 5 level dif attık. Tekrardan orman dönüyorum. Yani dakika 17. Benim 170 farmdan fazla mı var şu anda şunu kestiğim anda? Çık kanka. Aynen böyle gördüğünüz gibi alamete gitmiyorum bile. Buradan da hatta dönüp orman dönmeyi bir kenara bırakıp Ejder'e giriyorum abi. Yani planınız her zaman bu olmalı. Globaller oynamanız lazım. Her oyun 14'e 1 oynayın demiyorum ben size. İlk denemede çekilen bir video. Yani 14'e 1 oynuyoruz. Hatta daha iyisi de olacak. Hatta 5 tane 4 tane ama estek kardeşimizi bulup oyunun direkt şey diyebilirdim. İşte bekleyin şey yapmayın. Fitlemeyin. Hatta bilerek besleyin derdin de. FF verdiler. Vesteki oyunlar böyle hep 15'te mi bitecek yoksa biraz daha iyi mi şey yapmamız lazım? Onu anlamadım. Bunun karnatine siz varın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.